Melemen yapmak için öncelikle 1 adet sivri biberi, 3 adet domates, 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 adet yumurtamız, 1 tutam tuz, isteğe bağlı olarak 1 tutam pul biberi ve daha sonra da üzerine ekmek için karabiber ihtiyacımız var. Şimdi geleneksel lezzet olan melemeni yapmak için öncelikle sahanımızı ocağa koyduk. Daha sonra tereyağımızı alıyoruz ocağa ve sırayla biberimizin şöyle ortadan ayırıp zar kısımlarını aldıktan sonra ve tohumlarını, çekirdeklerini çıkardıktan sonra doğrayıp ilave edeceğiz. Şöyle hafif ince ince doğrayacağız. Bu arada domateslerimizi de doğrayabiliriz. Domateslerimizi önceden soyduk. Siz de arzu ederseniz soyabilirsiniz veya soymadan da kullanabilirsiniz. Melemeninizde isterseniz soğanlı da yapabilirsiniz. Soğanlı yapmanız için biberlerden önce soğan da ilave etmelisiniz. Şöyle tereyağım hafif sıvı hale geldikten sonra biberlerini ilave ediyorum. Tereyağın yanmaması için. Eğer tereyağı sevmiyor ya da kullanmak istemiyorsanız ayçiçek yağı ya da zeytinyağıyla da deneyebilirsiniz. Şöyle domateslerimizi de doğradık. Şöyle mis gibi tereyağı kokuyor şu an. Şöyle biberlerimizi hafif öldürdükten sonra tavada, hafif solduktan sonra domateslerimizi ilave edeceğiz. Nefis tereyağlı bir melemen yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi biberlerimiz soldu. Şimdi domateslerimizi ilave edeceğiz. Tek kişilik bir melemeni yapıyoruz. Arzu ederseniz çoğaltmak için biberini ve domatesini daha fazla, daha geniş bir kapta arzu ettiğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şöyle domateslerimizi de koyduk. Domateslerin daha erken ölmesi için, tür haline gelmesi için tuzumuzu önceden şöyle bir tutam tuz ekliyoruz. Arzuya göre daha az ya da daha fazla kullanabilirsiniz. Melemeniz pişerken domateslerinizi karıştırıcı yardımıyla ezebilirsiniz. Bu daha lezzetli bir hal almasını sağlayacaktır ve daha hızlı pişmesini sağlayacaktır. Şimdi domateslerimiz görüldüğü gibi püre haline geldi. Bir adet yumurtamızı elimize kırıyorum. Şöyle yumurtamızı da melemenin içinde tamamen yedirip tamamen karıştırıp bir kişilik bir melemen için bir yumurta yeterli olacaktır. Eğer daha fazla yumurtalı seviyorsanız 2 adet yumurta da kırabilirsiniz. Melemeni isterseniz kaşarlı ya da peynirli de yapabilirsiniz. Şöyle üstüne biraz da karabiber çekelim. Daha lezzetli olsun.
Arzuya göre biraz da pul biberi ilave edelim. Siz arzu ettiğiniz kadar atabilirsiniz pul biberini. Gördüğünüz gibi yumurta ve domatesler, biberler tamamen birleşti. Şöyle nefis bir görüntü çıktı ortaya. Afiyetle yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.